Merhaba arkadaşlar. Doğru bilginin doğru adresi Rençber TV kanalına hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı ve bize destek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Böylece yeni videolarımızdan da haberdar olursunuz. Arkadaşlar bugün yapraktan ilaçlama yapıyoruz. Yaptığımız ilaçlama normal klasik sırt pompasıyla yaptığımız bir ilaçlamadır. Bu yaptığımız ilaçlamanın sebebi de tarlada virüs, kabakta virüs meydana gelmemesi için bu iki ilacı kullanıyoruz. Pro 4 ve Quantum Mix adlı bu iki ilacı kullanıyoruz. Yapraktan 100 litre, 100'er gram şeklinde ikisini de veriyoruz. Arkadaşımız ileride ilaç atıyor. İlaçlamayı neredeyse bitirdik. Bu tarladaki kabağın 15. gün arkadaşlar. 15 gün önce bu tarlaya kabak ekimi yaptık. Şu anda kabaklarımızın vaziyeti bu şekil. Doğru dürüst daha bir işlem yapmadık. Bir kara kazma yapacağız. Bazen su veriyoruz. Bir de damlamadan bir ilaç verdik. O ilaç da beyaz sinek içindi. Şu ana kadar hiçbir gübre takviyesinde bulunmadık. Kabakların vaziyeti de bu şekil arkadaşlar. 15. günümüz dedik. Yaklaşık bir 25 gün sonra bu kabaklar hasada gelecektir. Bundan sonra yapacağımız işlem yarın bu tarlaya şurada az bir yerini yaptık. Kara kazma işlemi yapacağız. Kara kazma işlemi bittikten sonra bakınız şu 3 kafesin kara kazmasını yaptık küçük el kazmalarıyla. Bu tarafı daha ellemedik. Kabağımızın durumu bu vaziyet. Kara kazma işlemini yaptıktan sonra iplerimizi bağlayacağız. İpleri de bağladıktan sonra 3-5 gün sonra, 1 hafta sonra büyüklüğe yeterli büyüklüğe ulaştıktan sonra ipleri de kökten bağlayacağız. Önce ipleri şu tellere bağlayacağız. Daha sonra da köklere bağlayacağız. Bu arada 2-3 gün sonra ilk gübrelememizi yapacağız. Pardon. Evet arkadaşlar durum bu vaziyet. Tek tük virüsler görünmekte. Havanın sıcak olmasından dolayı, beyaz sineğin popülasyonun çok yüksek olmasından da dolayı virüs sıkıntısı bazı bölgelerde tek tük olarak nadir de olsa kendini göstermekte. Bu arada yozlamalık yaptığımız fidelerimizi de araya ektik. Bakınız şurada mesela bir tane ekmişiz yeni, biraz solgun. O da ilk sudan sonra kendini toparlayacaktır. Şöyle bir geziyorum, bir virüslü kabak bulabilir miyim diye. İnşallah bulamam da ileriki bölgelerde biraz var. Hem bu şekilde virüs belirtisinin ilk belirtisinin nasıl olduğunu sizler de görmüş olursunuz. Bir ara burada bir yeşil kurt popülasyonu doğdu. Kelebekler yumurta bıraktı. O yumurtalar da patladıktan hemen sonra bir ilaçlama yaptık. O ilaçlamanın sayesinde yeşil kurt belasını bugünlük bu seferlik atlatmışız. Evet arkadaşlar bir virüse yakalanmış bir kabak tipi. Görüyorsunuz şurada göbeği kitlemekte ve kabağın gelişmesi de göbek üzerinden olduğu için gelişmesi tamamen durmaktadır. Şöyle bir geziyorum. Virüsün ilk belirtisi nasıl olur diye eğer kabağınız varsa, kabak yetiştiriyorsanız böyle bir belirti görürseniz demek ki sizin tarlanızda da bir virüs başlangıcı vardır. Şu anda göremiyorum. Biraz daha ilerlere doğru. Genel itibariyle kabağımız güzel. Birkaç tane virüs sıkıntısı var. Onun haricinde bir sıkıntı gözlemleyemiyoruz. Umarız sıkıntısız bir sezonla devam ederiz.
arada yine bir hatırlatma yapalım. Bizim bu kabak çeşidi Seyden F1 Manier, tohumculuğun bir kabak çeşidi. Bu kabak çeşidi de virüse ayrıyeten dayanıklı olan bir çeşit. Bilhassa bu çeşidi seçtik ki virüs yönünden fazla bir sıkıntımız olmasın diye. Ama yine de tek tük kendini göstermeye başlamış. Aldığımız duyumlara göre Adanalıoğlu ve Kazanlı bölgesinde ekilen kabaklarda çok yoğun oranda virüs bulunmakta. Bizim burada ise o kadar yoğun değil ama yine de tek tük belirtilerimiz mevcuttur. Bunun için gerekli önlemleri de alıyoruz. Evet arkadaşlar, mesela şurada bir virüs kökümüz var. Virüse kapılmış bir kök. Aslında bunların çekilmesi lazım. Tarladan çıkması lazım. Virüsün ilk belirtileri de şu şekil oluyor. Topaklanma şeklinde oluyor. Portakal kabuğu şeklinde yaprak bir görüntü alıyor. Ondan sonra bitki kilitleniyor. Bakınız şurada görüyorsunuz. Şu şekil bir portakal kabuğu tipine alıyor. Ondan sonra bu kabakta virüsün meydana geldiği gözlemleniyor. Sıkıntılı günlerimiz şurada bir 15-20 gün kaldı. Bu 15-20 günden sonra havalar serinleyeceğinden dolayı biz de bu sıkıntıdan kurtulmuş oluruz inşallah. Bakınız size bir daha göstereyim. Aynı zenk vurmuş yaprakta olan belirti gibi. Bunda da o belirti var ama bu zenk değil. Bu virüstür. Eğer kabağınızda şu şekil bir topaklanma ya da portakal kabuğuna benzer bir kabarma varsa, arkasına çevirip baktığınızda eğer zenk veya beyaz sinek de yoksa, demek ki virüs sizin kabağınıza da girmiş olabilir. Böyle bir şey gördüğünüzde hemen önleminizi alınız. Bizim şu arada bir yoğunlukta biraz vardı. Geri kalan kısmında o kadar rahatsız edici düzeyde bir hastalığımız yok. Dediğim gibi genel hat itibariyle kabağımızın durumu güzel. Ufak tefek sıkıntılar da mücadele ederek aşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eğer halen kanalıma abone değilseniz, aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna da basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Rençber TV bol bereketli mahsuller, bol kazançlar diler. Hepinize hayırlı günler. Hoşça kalın.